Merhaba değerli arkadaşlar. Bu programımızda ulaştırma sistemlerinde taşımacılık düzenlemeleri konusunu ele alacağız. Bu kapsamda kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılık türlerindeki ulusal ve uluslararası düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olacağız. Arkadaşlar ulaştırma sistemleri hakkında bundan önceki programlarda yük ve yolcunun bir yerden başka bir yere taşınması sürecine ulaşım denildiğini ve ulaşımın sağlanması sırasında karayolu, demiryolu, deniz yolu, hava yolu ve boru hattı taşımacılık türlerinden biri ya da birkaçının taşınacak yükün cinsine göre tercih edilebileceğini hep beraber ele aldık. Şimdi de Türkiye'deki yasal düzenlemeleri ele alalım. Asya ile Avrupa arasında bir köprü niteliğinde olan Türkiye'nin konumu gereği hem ulaştırma sektörü açısından hem de bölgesel ekonomik kalkınma açısından önemli bir güç olduğu hepimizin bilgisi dahilindedir. Ayrıca hem bir transit ülkesi hem de çıkış ve varış noktası olması nedeniyle Türkiye ulaştırma sektörü açısından önemli bir aktördür. Avrupa Birliği'ne tam üyelikle ilgili yakın geçmişte olan uluslararası gelişmeler ve Türkiye'nin Orta Asya ve Güney Kafkasya ticaretinde giderek daha fazla rol oynamaya başlamış olması ulaştırma konusunu çok daha önemli kılmaktadır. Bu kapsamda ulaşımda arz ve karşılığı olan talep hayata geçirilirken bir ulaşım planlaması ve politikası da mutlaka gereklidir. Başarılı bir sanayileşmenin temel bileşenlerinden biri olan ulaştırma sektöründe kaynakların etkin kullanımı, iş gücünün dengeli dağılımı, mal ve hizmetin hızlı dağıtımı ancak iyi organize olmuş ulaştırma sistemiyle gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda ilk olarak Türkiye'deki karayoluyla ilgili düzenlemelere ele alalım. Ülkemizde karayolu taşımacılığı ile ilgili düzenlemeler 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu temelinde değerlendirilmektedir. Karayolu Taşıma Kanunu'nun amacı karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir. Arkadaşlar ülkemizde karayolu ulaştırması kapsamında iki önemli idari kurum görev yapmaktadır. Bunlardan ilki Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, diğeri ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'dür. Karayolu ulaştırmasında iki temel kurum olmasına rağmen karayolu ulaştırmasına ilişkin çeşitli sorumluluklar farklı idareler tarafından yürütülmekte ve her bir idarenin tabi olduğu yasal temellerin farklı olması nedeniyle özellikle işletmeler çeşitli engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Müdürlüğü'nü düzenleyici kuruluş olarak görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Müdürlüğü'nün hızlı ve yüksek hızlı yeni demiryolları inşa etmek, devletçe kendisine verilen demiryollarını liman, rıhtım ve iskeleleri işletmek, genişletmek ve yenilemek gibi çeşitli görevleri vardır. Son olarak ülkemizdeki hava yolu düzenlemelerine bakalım. Ülkemizde ilk havacılık çalışmaları 1912 yılında bugünkü Atatürk Havalimanı'nın hemen yakınındaki Sefaköy'de tesis olarak iki hangar ve küçük bir meydanda başlamıştır. Atatürk'ün ülkenin geleceğine de yol gösteren istikbal göklerdedir sözü doğrultusunda 1925 yılında kurulan ve daha sonraki yıllarda Türk Hava Kurumu adını alan Türk Tayyare Cemiyeti ile Türk sivil havacılığının kurumsal temelleri atılmıştır. Bugün ülkemizdeki havacılık faaliyetleri 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu kapsamda yayınlanmış olan idari ve teknik yönetmelikler ve havacılık talimatları çerçevesinde yürütülmektedir. Kanunun amacı devamlı ve hızlı bir gelişme gösteren ileri teknolojinin uygulandığı, sürat ve emniyet faktörlerinin büyük önem taşıdığı sivil havacılık sahasındaki faaliyetlerin ulusal çıkarlarımız ve uluslararası ilişkilerimize uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlamaktır ulusal sınırlardan çıkıp uluslararası düzenlemelere baktığımızda Avrupa Birliği'nin ekonomik ve sosyal bütünleşmesinin güçlendirilmesinde uygulanan ulaştırma politikalarının önemli bir rol oynadığını görmekteyiz. Avrupa Birliği Komisyonu 12 Eylül 2001 tarihinde ulaştırma hizmetleriyle ilgili ihtiyaçlara çözüm getirmek ve olası sorunları bertaraf edebilmek için 2010 yılı Avrupa Ulaştırma Politikası Karar Verme Zamanı adıyla beyaz kitap yayınlamıştır. Bu çalışmayla çevre ve merkez bölgelere girişi geliştirerek bölgesel dengesizliklerin azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu kitapta çevresel kirlenmenin ve trafikteki yoğunluğun azaltılması, ulaştırma sektöründe yaşanacak büyüme ve ekonomideki gelişme arasındaki eş güdümü sağlamak için bir yaklaşım getirilmektedir. Avrupa Birliği artan üye sayısı ile birlikte karayolu üzerinde yoğunlaşan yük akışını deniz yolu ve demir yolu hatlarına kaydırarak sürdürülebilir bir ulaştırma politikasını hedeflemektedir. Bunun içinde ulaştırma alanında istenen hedeflere ulaşabilmek için finansal yardım programları geliştirmekte ve uygulamaktadır. Bu kapsamda Avrupa Birliği ulaştırma sektörleri arasındaki dengenin sağlanmasına yönelik olarak finansal desteği içeren Marco Polo programını 2003 yılında kabul etmiştir. Avrupa Birliği'nde hava yolları ile ilgili düzenlemelere baktığımızda Avrupa semalarındaki sıkışıklığın giderilmesi amacıyla mevcut hava yollarının daha etkin, hava kontrolünün mümkünse tek elden yapılmasına yönelik Avrupa Birliği'nin 2004 yılında Tek Gökyüzü projesi ortaya atılmıştır. Avrupa tek hava sahasının oluşturulması için hava sahasının kullanılması konusunda ortak kurallara dayanan yasal bir çerçeve, hava trafiğinin sivil-asker müşterek yönetimi, ilgili organizasyonlar arasında anlaşma sağlanabilmesi için diyalog, işbirliği ve son olarak kuralları etkinleştirmek ve güçlendirmek için araştırma, kontrol ve ceza sistemi konularına yoğunlaşılmaktadır. Sevgili arkadaşlar bu program kapsamında ulaştırma sistemlerini baştan sona ele aldık ve inanıyorum ki keyifli, öğretici, bilgilendirici dakikalar geçirdik. Farklı bir programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.